Söylesene, bir kere aramaktan ne çıkar? Beni dinle. Yengem seninle konuşmak istiyor. Hadi. Eğer o sinirli kız araya girmeseydi onunla konuşabilirdin. Hadi benim için ara. Hadi bir kez olsun ara. Ha? Hadi. Miti. Telefonunu kapattım. Artık kimse seni rahatsız edemeyecek. Sanırım Vişnu geldi. Hadi. Hadi gel birlikte yemek yiyelim. Hadi sana. Hadi Miti. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Telefonu kapalı. Hiç endişelenmene gerek yok bence. Eğer telefonu kapalıysa bir şey olmaz. Açtığı zaman yengem seninle mutlaka konuşur. Hadi. Merhaba. İçeri gel. Merhaba. Merhaba. Hazır mısınız? Gidelim mi Miti? Tabii ki. Hadi. Üzgünüm, şey... Aslında Mukta'ya da söyledim. Ben şu anda gelemem. Benim hiç keyfim yok. Öyle mi? Eğer keyfin yoksa daha da iyi. Dışarı çıkınca düzelirsin. Temiz hava sana iyi gelir. Hepimize iyi gelir eminim. Beni teselli mi ediyorsunuz? Bana acıyor musunuz? Bağışlayın. Benim kimsenin acımasına ihtiyacım yok. Beni teselli etmenize de gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Miti. Yanılıyorsun. Kimse sana acımıyor. Ben ve Vişnu sana aynı şeyi söylüyoruz sadece. Dışarı çıkarsan iyi gelir. O yüzden. Özür dilerim Mukta. Özür dilerim. Vişnu. Gerçekten çok üzgünüm. Bana bugün ne oldu bilmiyorum doğrusu. Ama ben çok üzgünüm. Lütfen beni affedin. Miti. Bugün hiçbir yere gidecek durumda değilim. Ama söz veriyorum. Bir dahaki sefere keyfim yerinde olursa size söylerim. O zaman beraber gidebiliriz, olur mu? Benimle gelirsiniz değil mi? Sen nereye çağırırsan hemen geliriz. Teşekkür ederim. O halde siz gidip tadını çıkarın. Tekrar özür dilerim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ne oldu? Kardeşler kavga mı ettiniz? Hayır anne. Kavga falan yok. Hayır. Öyle mi? Yarın sabah erkenden abim taburcu olacak. Al. Patatesli gözleme sana. Sana da peynirli. Seversin değil mi? Anne. İki elimde de yara var benim. Bana ellerinle yedirir misin? Bu yaralar bir şey değil. İki güne iyileşir. Sen benim oğlumsun. Bunca yıl sonra anne.
Senin gözlemini yiyorum. O kadar da olmadı, ye hadi ye. Bir kez daha bileğini keserse intikam hikayesi biter. O zaman intihara kalkıştığında Miti bu evin kraliçesi olur. Baksana anne. Bir şey mi düşünüyorsun? Sana bir şey sorabilir miyim? Ama doğru söyle bana. Hadi sor. Yeni bir hayata başlamak istiyorsun, değil mi? Evet anne. Sen bir söyle. O evi, o köyü, her şeyi bırakırız. Yeni bir şehre, yeni bir eve taşınırız. İkimiz birlikte çok çalışırız. Ve yeni bir hayata başlarız anne. Eski hayatından bir şey istemiyorsun, değil mi? Hiçbir şey anne. Miti de mi peki? Hem ben de bana intikamı hatırlatacak eski hayatı istemiyorum artık. Hem Miti o aynı içe gibi. Eğer karşıma çıkarsa hatıralar gözümün önüne gelir, değil mi? Neden susuyorsun oğlum? Neden cevap vermiyorsun? Miti'yi eve getirmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Hayır. Sana söz veriyorum. Miti hayatıma tekrar girmeyecek. Artık her şeye en baştan başlayacağız. Umarım bu sefer annene verdiğin sözden dönmezsin oğlum. Hayır, dönmeyeceğim. Bu hayatım boyunca her zaman aklımda olacak. Anne. Hayatımızda neler oluyor görüyorsun, öyle değil mi? Biliyorum çok üzüldün ama... Ama sen sakın merak etme anne. Miti. Sen burada... Öğretmen hanıma karşı son görevimi yerine getirmeliyim. O yüzden seninle gelmek istedim. İzin verir misin? Gelebilir miyim seninle? Ne demek istediğini anlıyorum. Ama ben çok üzgünüm. Şunu biliyorum. Senin bunda hiçbir suçun yok.
Ama eğer benimle gelirsen... Biri seni isminle çağıracak. Ve aklıma yine... Aynı düşünceler gelecek. Tek istediğim... Annemin ruhunun huzur bulması için dua etmek. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsundur. Anlıyorum. Seninle gelmeyeceğim. Eğer adım seni benden uzaklaştırıyorsa... Benim bir sırrım var. Bir adım daha var. Hem de annen koymuştu. Beni o isimle sadece o çağırırdı. Annem mi koydu? Peki nedir? Pembu. Pembu mu? Ama annem neden böyle bir isim koymuş ki? Doğrusu ben küçükken çok tombulmuşum ve yanaklarım da pes pembeymiş. Anlıyor musun? Öğretmen hanım benim yanaklarımı böyle tutup sıkarmış. O zaman yanaklarım daha da pembeleşirmiş. Bu yüzden de bana Pembu ismini verdi. Annemin yaptığına bak. Öğretmen hanımın küllerini suya bırakırken benim adıma da dua et lütfen. Tamam. Mutlaka dua ederim. Döndüğünde beni de görürsün, değil mi? Hoşça kal Pembu. Gomati, Pavitra. Bakın, oğlum eve geldi. Ne oldu abi? Bana kızgın mısın? Kızgın olmayayım da ne yapayım ha? Söylesene. Yani savaş kazandığında seni kapılarda mı karşılamalıydım? Eğer acıktıysan yemek ye. Tabağın hazır. Zaten Kajari yengem yemek yemek istemedi. Neden ağzına tıkmıyorsun ki? Evdeki herkes onlar için koşturup duruyor. Ver şu tabağı bana. Onun ağzını yırtıp yemeği içeri tıkacağım. Bana bak abi. Eğer gücüne hakim olamıyorsan elini bir erkeğe kaldır. Neden bir kadına işkence ediyorsun? Bana bak. Senin o dilini koparırım, tamam mı? Yaralıyım. Sana zayıf görünmüş olabilirim. Ama sakın yanlış anlama abi, sakın. Tam şu anda bile yeterince gücüm var benim. Kimsenin kardeşime ya da yengeme el kaldırmasına göz yummam. Hey, bu ne böyle ha? Kardeşler kavga mı ediyormuş? Hayır. Hayır. Git. Babana söyle. Hemen nehre gidip eniştenin küllerini suya bırakacağız. Hemen. Hadi bakalım. Yürü. Hadi. Hadi bakalım. Hazırlık yapın. Hemen bugün gideceğiz. Hadi.
में है शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं ये जीवन दिल जाने दरिया का है पानी पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए यादें 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 नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने बाद आती हैं यादें यादें दुनिया में यूं आना दुनिया से यूं जाना आओ तो Get up. ये आना जाओ तो दे जाना यादें Baytakur, maalesef Varanasi'ye uçak bileti bulamadım. Lucknow'a bilet ayırttım, oradan arabayla gideriz. 6-7 saat sürüyor. Peki oğlum. Damini, benim yerime de dua et ki İçhan'ın ruhu huzur bulsun. चले जाने के बाद आती हैं यादें यादें यादें
Kendine ve anneannene iyi bak, olur mu? Siz de çabuk dönün. Biz artık gidelim. Sen de biliyorsun. Bak, sağlıklı ister misin? Aşk çukuruna düşmek çok kolaydır kızım. Ama ondan çıkmak o kadar kolay değildir. Çok zordur. Ne düşünüp de geldin? Bütün sıkıntılarından buraya gelip kurtulacak mısın? Hayır kızım, hayır. Öyle bir şey yok, hayır. Küller suda akacak. Ve ruhun hala bir evliliğin, bir aşkın tuzağının içinde kalacak. Hadi, hadi git. İstediğin kadar uzağa git. Ama kızım kaçamayacaksın. Alın yazısı değişmez. Onun yazdığından başka bir şey olamaz. Karşına çıkacak. Ve senin ruhun üzerinde hakkı olanı alacak. Al, al şunu. Bu çiçek halkası tamamlanacak. Ve bunu tamamlamayı sakın unutma, onun aşkına. Kaderini tamamla. Evet, al kızım, al. Sakın kaderini tamamlamayı unutma, sakın.
Bunu unutma, tamam mı? Sakın. 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 Al ve dua etmeye devam et. Devam et. Miti, neredesin sen? Ne oldu? Neden bu kadar korkuyorsun? Ne oldu? Hadi yürü. Hadi. Ey yüce tanrım! Al. Al şunu. İşte. Yarım kalmış aşkının sembolü. Oh! O seni kavuşturacak. Kesinlikle kavuşturacak. İçinde yanan ateş göğsünü yaracak ve aşkın sesi duyulacak. Al, al şunu. Seni kavuşturacak o. Ona kavuşacaksın. Ey, ey yüce tanrım. Yüce tanrım. Ne oldu oğlum? Hadi malzemeleri al gel. Peder bekliyor. Hadi. Ruhunun huzura kavuşması için hep beraber dua edelim. Şimdi duaya geçelim. Onun ruhu artık huzura kavuşsun. İçe kızım. Eğer bir hata yaptıysan beni affet lütfen. Miti'nin hayatında yeni bir sayfa açılsın.
Dua et İtça. Anne, büyük annemle Miti artık bana emanet. Sana söz veriyorum. Hiçbir sıkıntıları olmayacak. Anne, kafam çok karışık. Bana rehberlik et lütfen. Dua et ki aynı senin gibi olayım. Evet, tören tamamlandı. Şimdi gidip küllerini suya bırakalım. Külleri alın lütfen. Tanrım, onu yanına al, ona huzur ver, onu tüm kötülüklerden arındır. Anneannem, ben bir süre yalnız kalmak istiyorum. Neden Miti? Annemin küllerinin uzaklaşmasını görmek istiyorum. Gidene kadar burada bekleyeceğim. Miti, tek başına nasıl geleceksin? Başka bir şehir. Abi, ben çok iyiyim. Sakın merak etme. Ben sizi ararım hem, tamam mı? Siz gelip beni alırsınız. Bunca yıl sonra sana kavuşuyorum kızım. Ama sen bana çok öfkelisin. Miti, söyledim değil mi? Bana kızım deme. Yanlışlıkla bile deme. Anne, affet beni lütfen. Lütfen affet beni. Ben senin gözlerini almışım, evet. Ama sen her zaman benim kalbimde olacaksın anne. Hep yanımda olacaksın, bunu biliyorum. Seni çok özlüyorum. Çok özlüyorum anne.
Tamam, söylesenize. Bu kutlama ne için yapılıyor? 20 yıl kaçmış. 20 yıl mı? 20 yıl sonra müjdeli haber geldi. Tamam, anladım anne. Ama söylesene, ne haberi geldi? Ben de bilmek istiyorum. Düşmanım bugün öldü. Bu bana evden kaçmamı söyleyen adam. Buradan kaç Miti? Hemen buradan uzaklaş Miti. Bilmiyor musun? Yeni gelinimiz geldi. Hadi yürü git buradan bakalım hadi. Burada sana asla yer yok. Yani o da Vişnu'nun ailesinden. Ve ikisi de buradalar. Ne günah işledim ben. Ne günah işledim ben de oğlum beni bırakıp gitti. Neden bunlar başıma geliyor? Oğlum, oğlumun ruhu huzur bulsun Tanrım. O çok iyi bir evlattı, çok iyiydi. Onu benden neden aldın Tanrım? Akaş'ın sana ihtiyacı var. Ölüm döşeğinde sana çok ihtiyacı var Miti, lütfen gel. Yoksa beni bu yüzden mi aramıştı? Bana Akaş'ın son nefesini verdiğini söylemek için mi aramıştı? Hayır. Olamaz. Bu olamaz. Hayır hayır. Bu mümkün değil. Bunların hepsi benim yüzümden. Benim hatam. Vişnu. Hayır. Seni kaybetmekten korktum. Aman Tanrım, eğer sana bir şey olsaydı ben ne yapardım Vişnu, söylesene. Ben de ölürdüm, emin ol. Çünkü ben sensiz yaşayamam. Şükürler olsun ki sana hiçbir şey olmamış. Vişnu.
Sen Vishnu musun? Yoksa Akaş mı? Akaş. Mithi'yi. Bir kez daha bileğini keserse intikam hikayesi biter. O zaman intihara kalkıştığında Mithi bu evin kraliçesi olur. Dönüp bakmayacağım. Mithi tekrar hayatıma girmeyecek anne. Umarım annene verdiğin sözü bu sefer bozmazsın oğlum. Hayır, bozmayacağım. Alo? Divya... Benim. Tören bitti mi? Evet. İçya'ya... veda ettik. Şimdi odalarımıza gidiyoruz. Damini nasıl peki? Seninle konuşmak istiyor. Veriyorum. Hanımefendi? Damini. İşte şimdi görevimizi yerine getirdik. Ve senin güçlü olman gerek, öyle değil mi? Mithi'yi, Kanha'yı teselli etmen gerek. Mithi şu anda sessiz. Hiç konuşmuyorum. Başka ne yapabilir ki? Hayat ona öyle büyük bir acı yaşattı ki, değil mi? Benim çocuklarım bütün mutluluklarını kaybettiler. Tanrı onlardan ellerindeki her şeylerini aldı. Mithi annesinden 20 yıl ayrı kaldı. Sonra kavuştu ama şimdi kavuşma ihtimali hiç yok. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Elimden ne gelir bu durumda? Merak etme Damini. Her şey düzelecek. Evet hanımefendi. Ben sizi daha sonra ararım. Peki, tamam.
नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी, किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी। नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी,